Sezon başından beri Bayern oynadığı resmi maçlarda belli bir seviyenin üzerinde ne zaman bir takımla karşılaşsa iyi geçmedi onlar için. Şey dediğimiz bir oyuncu değil. Yani sezonda ligde 20'ye yaklaşır, şampiyonlar günde 10 tane atar. <laughs> böyle bir oyuncu değil, olacak. Ki o Simen bu kadar da böyle at gözlüklü bir oyuncu değil. Acaba kaktığı etrafında... maske mi görmesine engelliyor? Ama geçen yani sene... Yani sen 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 bugün biz aşıyor. 17 yaşında bir çocuk Birmingham'dan geliyor, Dortmund gibi bir takıma. Ve orada 17-18 yaşında lafa karışıyor işte böyle yaparız, öyle yaparız. Sokrates'e Adidas ve Yemek Sepeti'nin katkılarıyla hazırladığımız Şampiyonlar Lokali'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Şampiyonlar Lokali'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Erman Yaşar. Her zaman olduğu gibi sevgili Emre Özcan ve Orkun Çolakoğlu ile birlikte e, izlediğimiz, e, dikkatimizi çeken Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftada e, konuşmak istediğimiz birkaç maçı sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Çok küçük bir hatırlatma yapayım. Adi üyelerine özel Adidas istiklalde etkinlikler devam ediyor. Üye olup takipte kalmaya devam et diyelim. dikkatli hatırlatmamızı yaptıktan sonra sevgili arkadaşlarıma dönüyorum. Öncelikle hoş geldiniz hoş beyler. Zaten bu Avrupa haftalarında genelde buradayız. Çok çıkmıyoruz buralardan. Evet. Şimdi bu da şey olarak yayınlanır. Erman Yaşar e, isyan etti. Her şeyde kendi bölündü zaten Sokrates e, kendi bölümünü Baba bu arada sürekli şikayetli. Konsolide etmek için evet sürekli şikayetli. Erman baba, bugün... Şi, baba şikayetlerine gelen tepkilere de şikayetli bulun <laughs> evet, arada. Her şey bugün, şikayetçi. Bugün, bugün, şey de var Erman bombalaması içi... Neymiş efendim? Ee, hayır Londra merkezde gidiyor ya bugün. Tabii tabii. Ondan bugün. Akşam buradasın. Bugün... Acayip şeyler olmuş Londra merkezde. Çok acayip şeyler Erman var. Day. Erman Sonunda Day bugün. Erman Day. Aynen öyle. İyisiniz. 8 saat önce birlikteydik. Ne oldu bir dönem? <laughs> neyse hadi seni. Oralara artık. Şimdi oralara gelersen sıkıntı olur. Ne oldu ya? Bilmiyorum ben. <laughs> yok bir şey yok bir şey. <laughs> anlamadım neyse. Anlamıştır sen. Yok valla anlamadım ama Okey. söylersin bir ara. Yok, zaten anlamadım. <laughs> ee, şunu söyleyecektim efendim. Çok şıksınız bu arada. Gerçekten ikiniz de. Ee, sende İtalya esintileri. Sende de. de. <gülüyor> <gülüyor> ne? Neyse. <laughs> söyle söyle. Boş şimdi bir 10 dakikada e, burada tartışalım. Boş ver tamam hadi. Tartışalım, 10 dakikada tartışalım. bu Gerekiyor gerekiyor. Sen de de fikir program bu ya. Fikir program bu. 2000'lerin 2000 başı esintileri falan evet. diye çevirelim. Real Madrid. Real Madrid. Andırıyor. Emre bunu kabul etmiyor. Evet o biraz daha e, ee, Parma. Fenerbahçe, Parma'ya, Soşo'ya, bunlara okeyiz. Soşo, ya. Okay soşo ya, mu? Madrid. Soşo. Soşo, soşo. soşo. Salih Değil miydi Soşo, Salih Tamam da ya. Soşo, yani. Soşo'lularındır. Soşo. Soşo, Villarreal. Neyse. Villarreal. Neyse efendim, Virel. konuşacak maçlar var. Salih Sarı lacivert değil. Yani düz sarı. Düz sarı. Ben çalıştırıyorum. Lacivert de var canım. Hayır. Abla, Hayır. Abla. Hayır. Şu anda ben lacivert çalıştırıyorum. Şey. Ulan tamam da. sarı denizaltılar diye geçiyor da. o lacivert... Yani La Liga'ya çıktıkları iyi sezon sarı üst lacivert short oynadılar. Yanlış mı hatırlıyorum ben? O, o şort bulamadıklarından. Peki. Ya da Lamin Yamal gibi bir olay olmasın. Hani... Ya buraya... Lamin bir yerel Yamal, Lamin -Yamal gün... mu? Şimdi lacivert şort da... Yamal olaylarında her zaman bir koruyucu... Program savruk başladı. ya bak bir yerel diye açıyorum şu an. geçmiş olsun diyoruz. Allah korudu. Hayır ben şeyi anlamıyorum abi. Tamam Abi bektin. bütün Niye? detaylar laciver. ya bütün lacivert. Ya bütün detaylar lacivert ya yanında. Tamam. Laminyama, Laminya'ma. hakikaten Laminya'ma. ben onu ben de anlamadım abi. Hemen hocaya söyle. Hoca ben diğere diğere. Tamam da 10 dakika <laughs> bir kişi eksik oynamak. Sürekli mesela bir de oradan <laughs> telefonla konuşuyor mu? İşte Barcelona için böyle bir grup. Telefonla <laughs> haber mi veriyor mesela? Neyse efendim. Hocam geleceğim tamam bekleyin. Artık sizi ciddiyete davet ediyorum. Çünkü ilk, maçı... maçımız, <laughs> i̇lk maçımız e, Galatasaray'ın da bulunduğu grup. Kopenhag, Bayern Münih. Emre Hocam maçı 90 dakika enlemesine boylamasına izledim. Dün akşam ee, büyük yorgunlukla Orkun'la maç anlattık. Sen de evet maçınızı da maç bugün anladın. ben Eve gittik. şöyle gittik. bir takip edebildim. Enteresan maç olmuş yani evet, pozisyonu bol. Golü yok. Abi Milan yani Milan'a yani anlamıyorum. Milan'a Milan, anlamıyorum. Neyse konuşuruz. Ona geçeceğiz. Bir türlü gol atamıyor. Atamıyor. Neyse gelelim efendim. Kopenhag Bayern Münih maçına. Ee, Galatasaray'ın en istediği şekilde bitti. Hatta canlı yayında da konuşmuştuk. Galatasaray öne geçtiğinde Old Trafford'da burada da Bayern Münih öne geçti. Ve skoru korumayı bildi. Ve Bayern Münih grup aşamasında 18 maçtır. Deplasmanlarda yenilmiyor. Zaten çok uzun zamandır yenilmiyor. Bakalım e, Galatasaray ile oynanacak maçlarda Galatasaray e, bu e, seriyi bozabilecek mi? En son da 27 Eylül 2017'de Paris Saint-Germain deplasmanında yenildi Bayern Münih. Emre nasıl bir maç gördün? Bayern Münih 1-0 geriye düştü, e, 1 0 iken El Yunusi'nin net bir pozisyonu var, maçı 2-0'a getirebilecek. O evet. E, o penaltı bekliyor pozisyon galiba değil mi? Evet. E, sonrasında e, hem Musiala'nın bireysel yeteneği hem Thomas Müller'in Telin Goretzka'nın Tuhel tarafından sahaya atıldıktan sonra Bayern'in bu üçlüyle oyunu değiştirmesi ve maçın dönüşü. Neler söyleyeceksin? Ee, ya Çok zor bir maç olmuş Bayern Münih için gerçekten. Ee, yani Copenhagen aslında ne kadar sağlam bir takım olduğunu gösteriyor. Hem Galatasaray maçından sonraki yani Galatasaray maçının 30. dakikasından sonraki e, bir saatlik performansları hem bu maçın genel performansı yani ilk yarıda e, epey bir kitlemişler e, Bayern'i ve yani daha çok tehditkar gözüken taraf Kopenhag ilk yarıda. ikinci yarıda pozisyonlar var. Ee, yani senin söylediğine katılıyorum. Thomas Tuchel yani 76, 75-76 gibi yapıyor değişiklikleri. 3 tane oyuncu atıyor sahip. Ondan sonra maç bir anda bambaşka noktaya gidiyor. Yani sonraki 20 dakika uzatmalarla beraber gerçekten Bayern üstünlüğü var ki orada da Bayern çok fazla hücuma giderken ya da hücuma gitmenin, işte pozisyonlar bulmanın, gol atmanın iştahıyla arkada biraz açıklar da bırakmışlar ki o açıkları yine Kopenhag'ın değerlendirdiği anlar var son 20 dakika içerisinde. Son, yani Senin söylediğin gibi. 5 dakika ilavede bile iki tane pozisyonu var. Girdiler. Bir orada, tanesi ters vuruş belki e, işte. Ya abi orada zaten şey oluyor yani artık. Yani ilk bir geri ditsin, Allah ne verdi. Allah ne gidiyorsun yani. Oralarda bulduğum pozisyonlar arasında yani çok çok değerli değil. Maçın akışıyla çok fazla bağlantılı değil. Doldur yani. boşalta dönüyor. Biraz benim. oraya dönüyor. Çünkü mecbursun 11 kişiyle gidiyorsun artık ondan sonra. Her şey oluyor yani. Orası biraz şey gibi. İki takım içinde Rus ruleti gibi. Ee, o değişikliklerin ciddi katkı yaptığını gördük ki hatta ikinci golden sonra Thomas Duel gülüyor ve şeye sarılıyor yani yardımcısı. Yani işte, ya, işte başardık İyi iyi hamleler yaptık gibi anladım ben oradaki tepkilerini teknik kulübenin yedek kulübesinin ee, şunu söylemek isterim yani dediğim gibi Kopenhag'ın çok sağlam bir takım oldu. yani mesela bunu konuşmuştuk Galatasaray maçında da ile falan kıyaslanacak bir takım değil Molde'yle değil yani, yani iki, bir değil, iki değil en az üç gömlek yukarıda olan. Bir bireysel kalitesi galiba. çok yukarıda. E, bireysel kalitesi yukarıda evet ama şimdi bireysel kalite olarak Bayern'in aslında çok yani çok çok aşağısın çok normal bir şekilde ama fizik kaliteleri çok yüksek abi. Yani orta üçlü, ön taraf yani bu maçta oynayan Miktar Klasson benim geçmişten beğendiğim bir oyuncu. Bir ara şeye gitmişti yani Rusya'da oynamıştı diye hatırlıyorum. Nerede oynamıştı Klasson? E, şeyi gördü. Bakalım. Orada bir dönem çıkış yapan çok para harcayan takımlar. Anji Mohaçkeli. Krasnodar. Krasnodar. Heh. Bir dönem çok para harcamışlardı. Orayı görmüştü. Ee, aslında bir kenar oyuncusudur ama işte biraz dün merkezi oynadı. Yani forvet özellikleri var. Kenarda oynayabiliyor. İki kenarda oynayabilen ve forvette oynayabilen. Forvet arkası oynayabilen. Hatta koysam, Merkez oynuyor. Merkez de oynar. Yani gerçekten şey e, komple bir paket. Çok yetenekli olmasa da. Ama yani bak abi Klasyon, Elunusi. Yani teknik kalitesi yanında ciddi bir fiziktir. Zaten orta üçlü Yani Diogo. Çünkü çok beğendim ben Diogo'yu. Yani iki maçta da çok beğendim. Açuri'nin yeteneğinden bahsediyoruz. Açuri e, belki çok kuvvetli değil ama çok atlet. Çok çabuk bir oyuncu. Lerager. E, Falk. Savunma hattı zaten öyle. Gerçekten fizik kalitesiyle elit bir Şampiyonlar Ligi takımı. Yani Şampiyonlar Ligi e, maçlarının talep ettiği e, fizik kaliteden fazlası var Kopenhag'da ve bununla, sadece bununla Bayern'le ne kadar sorun yarattıklarını gördük ama tabii ki yani sadece bununla Bayern'in sorun yaratmalarının temelinde Bayern'deki sorunlar var abi. Hı hı. Ee, hala oturmuş değiller. Hala ilik yarı büyük ayak kırıklığı. Yani hem yaptığı değişiklikler hem Musiala'nın kilit açıklığı. Artık Musiala'ya güvenmesi lazım abi. Yani e, Saneden, Sané'den, Gnabry'den, bazen Komandan beklediğini alamadığın ortamda artık Musiala'yı ya 4-2-3-1'in 10 numarası ya bazen kenar, içeri giren kenar oyuncusu olarak Bekin geldi mesela sol öne koyarsın. Alfonso'yu getirirsin. Musiala'yı Musiala 10 Musiala numarada oynattığın Müller'in yanında ikinci oyuncu olarak kullanırsın. Artık bir şekilde ana planın bir parçası yani ciddi parçası haline değişmez parçası haline getirmesi gerekiyor bence e, Thomas Tuchel'in. E, sadece bu da değil. Yani oyuncu tercihleriyle alakalı değil. Mesela bu maçta da gördüm abi ilk yarıda. Bayan topu almış oynuyor oynamaya çalışıyor yerleşiyor kaybediyor. Kaybettikten sonra bilirsin yani Bayern Münih kontra yapar. 4-5 tane içinde kazanır. Oralarda sıkıntılar var. Şeye çok benzetiyorum. Bak bunu aynısını Nagelsmann döneminde de e, konuşuyorduk. Nagelsmann döneminde de bir ciddi bir sıkıntıydı son dönemde özellikle. E, Nagelsmann'dan önce şey, Şampiyonluğu yapan hoca Lig, e, Hans Flick Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonraki sezon inanılmaz bir kontrapres problemi ortaya çıkmıştı. Kaybettiği zaman anlamıyordu geri. Çok rahat bir şekilde Bayern halledemedi Bayern e, onu. Hans Flick'in son döneminden sonra halledebildiğini ve genel olarak o konuda da çok e, standart sağladığını ben düşünmüyorum. Hala o sorunlar devam ediyor. Thomas Tuchel de şu ana kadar çözebilmiş değil görüntü itibarıyla. Ee, işte onları yapamadığın zaman o zaman rakip topu kazandıktan sonra fizik kalitesiyle, temposuyla, hızıyla, çabukluğuyla fark yaratabiliyor üzerinde. Yani Batı Bey de seninle konuştuk ya United deplasmanı çok zor ama yani United'la karşılaşmak isteyeceğin dönem şu dönem Abi Bayern de öyle duruyor. İki hafta var ama iki haftada ne kadar bunları şey yapabilirler bilmiyorum. Yani iç sahada Bayern de şu anda çok zor iki tane maç oynayacak Galatasaray. belki bir tanesi imkansız bir maç oynayacak ama böyleyken istersin Bayern Münih karşısında. Ee, iki takım arasında bir sadece, yakınlar yani şu anda sadece bence. bir fark var bence. Ben onu orada da söylemiştim. United'la evet, e, he, Bayern arasında. Çok. Yani, kalite. Dört kat falan daha evet. iyi kazro yani ya bir de United'ın şu anki bozukluğu hani bozukluk Hı -hı. derken sadece sağ organizasyondan bahsetmiyorum her anlamda. Sağ dışı vesaire o çok başka Hı -hı. seviyede olduğu için Bayern evet kendi standartlarında sorunlu bir dönemden geçiyor bir ama ne United... olursa olsun abi işte kenardan oyuna giren oyuncular Goretzka, Müller, içeridekileri söylemiyorum Tabii. bile. Kenardan oyuna giren oyuncular işte Goretzka, Müller, Matistel zaten çok acayip bir Herif. Ona da daha fazla zıtlarımız lazım. Çok acayip herif yani. Ben, daha fazla ben sadece şöyle Akeriyor bir ek, çocuk. ekleme yapacağım Emre'nin söylediğine. İki <laughs> haftadan bahsetti ya. Şimdi hani üç milli takım arasında <laughs> düşünürsen ama şu var işte kritik olan milli takım arası. Ee, sonuçta Bayern Münih elindeki oyuncuların profili itibariyle milli takım aralarında kadronun yarısından fazlasının sağa sola dağıldığı ve birlikte çalışma fırsatı bulamayan bir e, tipte takım. <laughs> yani tuhel bu süre içerisinde milli takım arasında aradaki 10 günde hani izni falan da bir kenara ayır. Ben takımla çalışırım. Biraz oyunu e, belli kafamdaki konseptleri geliştiririm diye hesap yapamaz. Oyuncu kalmayacak elinde antrenman yapacağı. Hepsi gidecek. Ya da sakat vesaireler olacak. Doğru. Artı zaten her milli takım penceresi oyuncuların sakat dönmesi yönünde de bir risk. Bunu da biliyoruz. Her örnekten biliyoruz. Dolayısıyla bundan 3 hafta sonraki Bayern Münih... Gelişimi çok e, o kadar da mümkün olmayabilen ve belki daha fazla problemle sakatlık vesaire de ortaya çıkabilecek bir Bayern Münih. O da Galatasaray açısından bugün baktığımızda tabii ki şimdiden 3 hafta sonrasını futbolun bu takviminde öngörmek çok kolay değil ama Galatasaray açısından bir pencere açıyor olabilir. Biraz konuşalım. Ee, bu maçı ve yani sonuçta Galatasaray'ın temsilcimizin grubu olduğu için de bu maçı biraz daha fazla, bu grubu biraz daha fazla konuşmamız doğal. Ee, şimdi Bayern Münih'in sonraki maçı İstanbul'da Galatasaray. Ee, Bayern Münih 2'de ikisini yaptı ama daha önce de söyledik. Yani kolay kolay, yani 5'te 5 5'te yapsa 6'da 6 için çıkan bir kulüp. Bunu 30 senedir biliyoruz. Özellikleri bu, değişmiyor. Ee, diğer tarafta Old Trafford'da çok kritik bir galibiyet alıp gruptaki imajı, konumu, e, havası her şey değişen bir Galatasaray. Bir diğer yandan baktığımızda da Casemiros'uz Manchester United'la karşılaşacak Kopenhag. Yani Kopenhag Galatasaray'a İstanbul'da problem çıkardı. Bayern Münih'e kendi evinde yani Danimarka'da problem çıkardı. Manchester United'da problem çıkarmaması için hiçbir neden yok. Kağıt yani. üzerinde gözüken ki Casemiro'nun da olmadığı bir Manchester United'ta. Evet. Yani ee, ben sıkıntı yazmıyor mu maçtan sonra? Oradan başlayalım. Neyse ki Ultrafor maç değil mi? United için neyse ki Ultrafor. Üçüncü maç Trafford, dördüncü maç Danimarka olması lazım evet. Ama yani. Ama şu, şu... Galatasaray örneğinden de bakacak olursak yani Ultrafort'ta Trafford'da bu Manchester United için ne kadar? Ya tabii ki Galatasaray'ın bireysel kalitesindeki oyuncuların birçoğuna sahip değil Kopenhag. Yani bir Icardi'si yok, bir Zaha'sı yok. Ee, efendime söyleyeyim bir Torreira'sı yok. Ama bence Old Trafford'da bile çok kolay maç olmayabilir. Ben artık yani şu dönemde Old Trafford'da oynamanın United için bir avantajı oldu, olmaktan çıktığını da düşünüyorum. Baskı diyorsun. Ya baskı en azından şey ayakları titriyordur demiyorum ama arkalarında bir itici güç yok. Evet. Yani bugün Şimdi Galatasaray evet. e, taraftarı önünde çıktığında evet, şu gün doğru. net bir itici güç var. Hı. Bu birçok takım için söylenebilecek bir şey. United için öyle bir şey yok. United'ın arkasına itici güç, taraftarı alması için oyun içerisinde çok momentum yakalaması, çok böyle bastırması gerekiyor. Onu da şu anda yapabilen bir takım değil ama sıfırdan taraftar hani onların koluna girmiyor. Öyle bir atmosfer, ambiyansı yok şu anda. O anlamda da bir iç saha avantajı bence hemen hemen yok United. Bir beraberlik inanılmaz olur Galatasaray için. Beraberlik inanılmaz olur ama Kopenhag kazanması nasıl olur acaba mesela? Bence kötü olur. Bir bence emin değilim. Abi Kopenhag son maç deplasmana gideceksin. Tamam da abi yani yani rakibin bir anda United olmaktan çıkıyor ve Kopenhag haline geliyor ama. Tamam da ben de şunu diyorum. Tamam yani ama yani evet sen isim üzerinden gidiyorsun. Ben de performans üzerinden gidiyorum. Ee, Yunanistan'ın toparlama ihtimali daha fazla iki haftaya, iki aya. Bir iki aya. Oğlum bir iki aya grup bitiyor zaten. Ya, United... işte, ama grubun son aşamaları, son beşinci, altıncı maçta bahsediyorum. Bilmiyorum yani. E, United'la içeride United oynayacak. kazanmasından daha iyi olabilir Kopenhagen kazanması Galatasaray için. Bir kere matematik olarak United'ın sıfır puanı var. Kopenhagen bir. Biri evet. üç, biri dört olur. Hadi onu geçtik. Doğru. Hadi onu geçtik. Galatasaray Manu ile içeride oynayacak ne olursa olsun. Kopenhag'la yani Kopenhag'ın son maçı. Galatasaray Manu'nun zaten yendiği anda Kopenhag maçına kesin önde çıkıyor. Son maça. Beraberlik cepte çıkıyorsun yani. Nasıl? Büyük ihtimalle. Ha. Yani Çünkü, çünkü Kopenhag abicim şöyle Kopenhag Manu'yu Old Trafford'da yenerse senin de evet. ben bunu tercih ederim dediğin Danimarka'da da bir de o zaman tabii çok ee, yani o Trafort'a yenen yeri Danimarka'da niye yenmesin? O zaman işler çok karışır <laughs> ama 7 puan oluyorlar öyle bir durumda bile. Sen yine United'ı yendiğin anda ki yenmekten bahsediyorum yine 7 puanla çıkıyorsun Kopenhag maçına yani eşit e, durumda çıkıyorsun. Bilmiyorum ben Kopenhag e, kazanmasını istemem bu maçı. Bayern'le ilgili ufak bir şey ekleyeceğim. Evet. Daha sezonun boyu çok uzamadı yani e, ilk bölümlerindeyiz ama sezon başından beri Bayern oynadığı resmi maçlarda... Belli bir seviyenin üzerinde e, ne zaman bir takımla karşılaşsa iyi geçmedi onlar için. Bak bu Hı -hı. önemli. Yani Leipzig Süper Kupa darmadağın oldular. E, Leipzig'le hafta sonu geçtiğimiz hafta sonu oynadılar. İlk yarı feciydi onlar adına sonra çevirdiler. E, United'ı mesela yendiler ama burada da konuştuk. United'tan yani, 3 gol yenen tek takım olabilir bu sene. United başka bir maçta 3 gol attı mı? Hatırlamıyorum. Yani hat, kontrol edeceğim. Attı attı. Şey Nottingham maçında falan attı da. Ha 2-0'dan 3-2 döndü. Bir o maçta attı Tamam an. çok önemliydi zaten ama orada da mesela ilk yarım saat falan iyi geçmedi Bayern Hı -hı. adına. E zaten Onan'ın hatasıyla onun hatasıyla, hatasıyla dönen bir denge vardı. Mesela Gladbach maçı e, o maçı izlemedim ama sonda çevirebildikleri yine onlar adına kolay geçmeyen bir maç Leverkusen maçı çok iyi başlamışlardı. Sonra darmadağın oldukları periyotlar da var. Evet Bayer Leverkusen gerçekten çok iyi takım. E, fakat yine de hani Bayern'in çok rahat maç. Belli bölümlerinde gerçekten haps olduğu bir diğer maç. Yani hep belli bir seviyenin üzerinde rakiple karşılaştıklarını bu sezon e, epey raydan çıktıklarını görüyoruz. Peki yani Galatasaray'da raydan çıkartır diyor Orkun Çolakoğlu. Çıkarabilir. Bence ciddi fırsat var abi. Yani bunu İstanbul'da tabii ki maç. Bayern Münih'e karşı e, bir maçın varken kazanırız bilmem ne favoriyiz diyemezsin. Bayern Münih. Ama pencere herhangi başka bir Bayern Münih maçında olduğundan olacağından çok daha açık bence. Ve Galatasaray kazanmayı başarırsa da çok büyük ihtimalle tabii ki matematiksel olarak netleşmiyor ama grup işini %80 cebine koyar gibi. Yani ilk 3 maçta 7 puandan sonra hala tabii ki 7 maç 7 puan çok büyük ihtimalle çıkartır gruptan. Evet. 3 maçta 7 puan yapıyorsa Galatasaray. Ya ondan sonra tabii Bayern deplasmanını boş geçersen. Ya Bayern maçı hakikaten iç sahada kazan ve çık. Noktasına geldi çıkmayı gibi. Çıkmayı neredeyse. garantilemeye yaklaş Aynen. maçı haline geldi. Hı -hı. Aynen öyle. Ee, yavaş yavaş Kopenhag Bayern ve e, bu grubu kapatalım. E, ve yemek sepetiyle haftanın servisine geçelim. Size güzel bir haberimiz var. Yemek sepetine özel bir ye bir hediye kampanyasıyla sevdiğiniz lezzetlerdeki avantajlı menüleri kaçırmayın. Hemen şimdi uygulamaya girip siparişinizi verin. Geçen programda bu bölümü Provedel'in golüne ayırmıştık. Bu hafta da aslında e, haftanın servisi için e, bu bölüm için e, Bruma'nın, Valverde'nin e, acayip golleri var. Icardi'nin golü çok şık ama e, Bellingham hem acayip bir gol attı hem... Harika serviste bir yaptı. servis de yaptı hem de e, genel olarak da başlangıç itibariyle bir fenomene dönüştü şu anda yani 9 maç 8 gol 3 asist sürekli Cristiano Ronaldo'nun başlangıç rakamları ...veriliyor Real Madrid hesaplarından da. 1-2 gol gerisinde yani Cristiano Ronaldo gibi <laughs> o bir adam. O kadar da olsun değil mi? E, yani orta sahada oynayan Jude Bellingham'ın... E, ...Ronaldo ile at başı gidiyor olması. E, Napoli-Real Madrid maçına az konuşacağız. O maça da geleceğiz ama az konuşacağız. Fakat... E, ...şu benim dikkatimi özellikle çekti son iki maçta. Hem ligde hem bu maçta. Mesela Jude Bellingham seninle de çok konuştuğumuz bir şeydi. Bu rolde e, orta sahalığından biraz veriyor... E, Şeklinde konuşuyorduk ki hakikaten verdiği maçları izlemiştik ama bu son iki maçta bayağı da orta sağlık yaptı. Ee, acayip bir asisti var Modric'i 3 aydır izliyorum dediği ligdeki maçta e, Orta sahada e, Bu maçta da e, Orta sahada çok top kazandı zaten ilk gol Yine onun araya girip evet. topu kazanıp e, Hemen tık diye Vinicius'a bırakmasıyla geldi. Evet, evet, de Lorenzo'dan aldığı, de Lorenzo'dan de aldığı. De. E, İkinci gol zaten topu aldığı nokta itibariyle. Ah, orta yani. sahanın biraz ilerisinden alıp slalom attı. Ee, hafif bir manyaklık var Jude Bellingham'da. Öyle atayım pası. Valla bir gol bir asist ama bunun yanında maçı da domine etti. Hı hı. Yani Real Madrid orta sahası zaten bence çok hakim oldu maçta. Ve maçın esas belirleyicisi de oradaki Real Madrid hakimiyeti oldu. Bence Napoli açısından bunun hata olduğu, Napoli'nin hatalarıyla bunun ortaya çıktığı bir durum da var. Ondan da bahsedebiliriz ama... En domine eden oyuncu da Jude Bellingham'dı. Çok net bir şekilde kendini farklı olarak hissettirdi. Bellingham bir kez daha hissettirdi. Hani bu sadece bir gol bir asist olarak söylemiyorum. İstatistiğin ötesinde bir bence hı hı. el koyma hali, hakimiyeti vardı orta sahada ve maçın genelinde. Yani Zidane'ın şey, Zidane diyorum. Benzema'nın gittiği ortamda Kroos'la Modric'in de böyle artık ilk 11'in direkt değişilmez parçası olmaktan Hızlı bir şekilde uzaklaştı. Bu diş neredeyse hiç yani. oynamıyor zaten. Hep evet. yedekten geliyor. Evet. Kurosu yani da Cross tercih etmediği çok fazla maç var. Tercih çok fazla maç var ama Kurosu'da. Ee, bir ortamda yani liderlik e, özellikleri dikkat çekeceği mesela Vinicius. Tabii onun da oynamaması, sakat, yaşadığı sakatlıklar vesaire biraz buna sebep olmuş olabilir. Ama şu anda lider gibi de gözüküyor takım içerisinde. Ama zaten abi yaş grubunun yani 2-3 yıldır konuşuyoruz. Yaş grubunun açık arası olan bir çocuk. Yaklaşan... Ya da işte onun seviyesinde olan o yaş grubundan bir tek muhtemelen Pedri'yi gösterebiliriz, değil mi? Musiala da aslında bir kafa gösterdi ben ama... orta saldırı kastetmiştim. Musiala biraz daha hücumcu ama ha. onu da şey yapabiliriz. Ama ya Musiala, yani Pedri ile Bellingham'ın şey olarak çok gerisinde, istikrar olarak çok Kesinlikle. gerisinde zaten. Yani bırak maç istikrarı da çok fazla yok. Yani 4 maç üst üste oynattığın zaman iki maçta kötü performanslar sergileyebiliyor ama onun dışında maç içi istikrarı da henüz oturmuş bir oyuncu değil ama kesin olacak yani. Ee, zaten öyle açık ara olan bir çocuk ama hakikaten yani skorerliği e, beklentilerin çok ötesinde başladı. Yani Real Madrid'in çok ihtiyacı vardı. Ee, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Benzema'nın gittiği Vinicius'un da sezon başı itibarıyla oynamak yani oynayamadığı dönemlerde çok ihtiyacı vardı. O ihtiyacı acayip bir şekilde karşıladı. Şu anda herkes de aynı şeyi zikrediyor Real Madrid camiasında da. Bunu Mats söylüyor. 17 yaşında Jude Bellingham'ı görüyor. Bir hikaye geçiriyorlar işte. Zaten şeyin de dünyanın en yaşlı genç oyuncusu diye bir açıklaması var. Hocanın adı neydi? Edin Terz için. 18 yaşındaki Jude Bellingham için. Hummels de diyor ki yani herif 17 yaşında ee, konuşmalarda Hı. söz alıyor. İşte 30 yaşındaki oyuncuya tamam yaparsın, şunu yap, yani falan. Yani 17 yaşında bir çocuk, Birmingham'dan geliyor, Dortmund gibi bir takıma, Almanya'nın işte şey ve orada 17-18 yaşında lafa karışıyor. İşte böyle yaparız, öyle yaparız falan. Ee, ben diyor, ilk başta diyor Matsumes -mats bir ulan ne oluyor falan Ama sonra da diyor hayran kaldım diyor. Bu özgüvene. Yani bu kadar şey genç bir çocuğun. Aynısını işte Houselu da söyledi. Geçen Yan, yanılmıyorsam Valverde söyledi. E, takıma liderlik yapıyor dedi. Bu sadece özgüven de değil abi yani özgüven tabii ki çok önemli orada ve sahada da onu hissediyorsun yani. Erken Daha önceki dönemlerden beri Hissedilen bir şeydi arkadaşlarını yönlendiren Hı -hı. kendilerin Kendisinden çok daha tecrübeli oyuncuları böyle Yönlendirebilen onlara e, liderlik eden bir yapısı var fakat şey de Çok önemli bir de çok belli ki görgülü falan böyle evet, kültürlü iyi, iyi yetişmiş iyi, bayağı yani. iyi yetişmiş. Onun o Real Madrid'deki tanıtım basın toplantısı bence hayranlıkla izleyebileceğiniz bir basın toplantısı. Yani ne kadar oturaklı olduğunun gerçekten işte o ifadeyle dünyanın en yaşlı genç oyuncusu şeyi ne kadar yaşın ötesinde bir birikime, ağırlığa tırnak içinde sahip olduğunu gösteriyor işte şeyle. Guardian İspanya muhabiri yani gazetecisi Sid Lowe'la falan bir diyaloğu var böyle işte bu arada sizin de büyük hayranınızım diyor. Yani orada her şey var abi. Sid Lowe okuyor işte ona bir karşı komplimanda bulunuyor. Bütün basın toplantısına hakim sorulara güzel yanıtlar veriyor falan. Gerçekten yaşının çok ötesinde gözüken bir çocuk. O zaten sahaya da yansıyor. Allah nazardan saklasın diyelim. <laughs> abi gol sevinçleri çok bence gol sevinci bir oyuncunun kişiliği hakkında çok şey söylüyor bana kalırsa. Ya benim düşüncem. Ben en azından e, bunun çok örneği... Şimdiden ikonikleşti. E, hem ikonikleşti hem de abi yani o sakinliği, o kulluğu gol attıktan sonra mesela aynı e, şeyi başka bir 19 yaşında çocuk yapsa Real yani Madrid'e gelir gelmez bu golleri alsa vesaire e, çok daha farklı bir görüntü verebilirdi. Çok sakin, çok yani e, kendine ne kadar güvendiğini, kendine ne kadar inandığını, kendisi için ne kadar normal şeyler olduğunu e, Goal sevinçleri bile gösteriyor bence. Yemek sepetiyle haftanın servisini Jude Bellingham'ı e, konuştuk. Yemek sepetiyle haftanın servisini kapatıyoruz. Çok kısa Napoli Real Madrid'in içine zaten Jude Bellingham'a girmiştik. Maçın üzerine çok fazla konuşmayacağım ama Ancelotti, Osimen için maçtan önce hava toplarında dünyanın en iyi santraforu... E, Aa öyle yemiş. Evet. Kaçırdım. Evet, evet, hava toplarında dünyanın en iyi santraforu bize de büyük sıkıntı çıkarabilir e, gibisinden bir açıklama yapmıştım. Bunu Napoli'ye geldiğinden yani dünyanın en iyi santriforlarından biri demiydim ama Napoli'ye geldiğinden beri hava toplarına dikkat çekmeye çalışıyorum abi ben. Yani şey olarak e, inanın yani belki de en iyi zamanlamaya sahip. Hı hı. Yani hep tam topla buluşacağı noktaya en doğru zamanda çıkıyor. Ve o inanılmaz bir avantaj hı. sağlıyor. ama kendisine. bir de tabi bir de ekstra çıkıyor. atlet tabii ki. <laughs> ve güzel de vuruyor gerçekten yani. darbeli de vuruyor o kadar yükseldikten sonra. Bir de Real Madrid Alaba ve eee yani Militão'un Alaba da eklenince görece kısa bir stoperle çıktı maça. Nacho stopere çekildi. Evet. E, o da işi tabii genelde Rüdiger Hı -hı. almaya çalıştı haliyle. Nacho Sime'ni pek alamayacağı için ama Real Madrid'in işini zorlaştırdı. E, Kepa'nın çok basit bir hatası var ilk golde. Boşa çıktı. E, ama sonrasında Real Madrid dönmeyi başardı. O Simen Real Madrid koduları da bir yandan çıkıyor. Tabi orada işin için hep Mbappe kısmı geliyor. Şimdi Real Madrid'in büyük bir 9 numara alacağı belli. Takımın zaten %90'ını kurdu. Yani Real Madrid'in bundan sonra yapacağı transfer muhtemelen bir tane pek olacak. Bir de 9 numara olacak. şimdi Mbappe uzatacak mı uzatmayacak mı? Dün de berbat bir vücut dili vardı Mbappe'nin. Ona da geliriz. Yani bu Paris Saint Germain takımında uzatır mı kontratı yoksa yok ben Real Madrid'e... Skandal bir çocuk ya. Vallahi. Ama Skandal hak gelse de yani. gitse de hakikaten enteresan. Artı. O da kabak tadı vermiş bir çocuk. Çok büyük futbolcu. Bak Real Madrid'de de bagajla gelir o. Neyle gelecek ulan? Hayır abi işte yani... 5-6 bagajla gelir. Orada da sıkıntı. Orada da <laughs> sıkıntı. Orada abuk suyu şeyler yapacak. Cud'la falan böyle. Çeşemeyecek Cud'u. Aslan işte o Paris Saint Germain'e benzemez orası. Cud'un arası o... Vini ile çok iyiymiş. Tabii. Pampalar. Pampitolar. Madrid basınında biraz şey Mbappe alanç. direkt Mbappe şey ateş açar şey. Vinicius. Ne ya o ya. nasıl nasıl geldiğine bağlı. Girmeyeyim mi topa ya? Bagajla gelir. Çiçek gibi takım girmeyeyim mi topa ya? Al o devre arasında. Napoli ile de sorun yaşıyor. Koy o Ben o de e, tavrını pek iyi bulmadım maçta. Yani şey tavrını. Fazla kaleye kilitli oynuyor artık. Tamam Santra Force'un belli öyle bir karakteri karakterin video olabilir. Video yaptılar TikTok'ta atamıyorum atamıyor diye. Kaleye kilitlenme. Biraz, biraz e, şeydi, 2-3 tane net pozisyona dönüşebilecek e, atağa harcadı. Yani geliştiremedi. Çok net opsiyonları, pas opsiyonları varken etrafını göremedi ki. O Simon bu kadar da böyle e, at gözlüklü bir oyuncu değil etrafını. Taktı, taktığı maske mi engelliyor? Ama geçen yani, sene de takıyordu. Bugün aşıyor. Ben de düşündüm maçı izlerken ama sonra <laughs> bir düşündüm geçen sene de takıyordu bunu. Biraz e, son gelişmelerin sanki kendisini etkilediğini hissettim. Bilemiyorum. Şimdi canlarım. Ee, sizin maça geleceğim ama öncesinde 15 saniyede Çuameni sorayım. Çoğamen'i son 2-3 maçtır çok ciddi. Yani zaten geçen sene büyük bir beklentiyle transfer edilip Dünya Kupası arasına kadar da çok iyi oynamıştı. Evet. Dünya Kupası arasından sonra düşmüştü. Ee, çok iyi oynuyor yine. 2-3 maçtır. Ee, o da bayağı baya e, iyi. Arkayı toparlayan adam görüntüsünde onun ilk 11 başlamadığı tek maçta Real Madrid'in bu sene paçavra olduğu tek maç. Evet. Kamavinga nasıl oynamış? Kamavinga bekti. Solbeck Bak bu arada o da ilginç. Hem Fran Garcia hem Ferlan Mendy yedek kulübesinde. Evet. Yani takımın iki Solbeck'i de yedek kulübesinde. Abi, Buna rağmen Kamavinga'yı tercih ediyor. Atletico yani. maçından sonra falan Napoli'ye karşı e, evet. çıkamazsın yani, yani. Fran Garcia'yla. Ama şey değil. yani e, esas olarak bu maçı dediğim gibi orta sahada kazandı. Orada Chouamé'nin falan da katkısı var. Cross bence iyi bir maç çıkardı. Fakat işte şimdi Fede zaten manyak da bir Şimdi Real Madrid eee orta saz, Real Madrid e, ku, kudretli bir takım. Güçlü bir kadro ve evet, siz e, bir şeyleri doğru yapsanız da tabii ki bir maç kazanabilirler. Hı hı. O onu bir kenara koyalım. Ama bu kadar orta alanı Napoli gibi Napoli seviyesinde bir takımın Real Madrid'e teslim etmeye hazır olması ya da bu kadar az baskı yapması diyeyim. Bu kadar az e, fiziksel olarak karşılık vermesi. E, o zaman o Real Madrid'e karşı kendi ölüm fermanınızı imzalamak oluyor. Yani şu Real Madrid kadrosunda hat hat bakalım savunma problemli. Bahsettik işte. Zaten iki tane kritik eksik. E, nacho oynuyor orada. İdeal hmm. ikililerinden uzak olduğunu söyleyebilirsin. E zaten az kaleci yok. Oraya başka bir yama yapıldı. Forvet yok. Ön tarafta ne kadar yetenekli oyuncular olsa da ideal bir ikili olmaktan uzak. Hı hı. Bu takım bir şey yapacaksa yine e, elit seviyede olan kısım orta sahası merkezi. Ve izin verdiğinizde, cross'un cross gibi oynamasına izin verdiğinizde, sağ sola dağıtmasına izin verdiğinizde, Bellingham'ın bu kadar domine etmesine, Chouamé'nin Bellingham'ın oyuna bu kadar hakim olmasına valiverdenin izin verdiğinizde, o zaman iç sahada da olsanız, ee, öne de geçseniz gerçekten çok güçleştiriyorsunuz işinizi Real Madrid orta sahasının fazla hakim olduğu fazla rahat olduğu bir maçtı bence Rudi Garcia'nın çok ben e... Havalarda dönüyor Rudi Garcia zaten başlangıç itibariyle Napoli'de yani Zaten evet, ettim, yani, yani hiç kolay olmayacak ama bu maç özelinde de bence çok hatalıydı oyun planı Peki geldim Dortmund Milan'a İkiniz anlatımdaydınız ağzınıza sağlık ee, Milan için özellikle ilginç bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı kendi evinde Newcastle karşısında acayip goller kaçırdığı bir maçı ee, kazanamamıştı burada da yani bir e, Signal Iduna Park deplasmanında bulunacak hatırı sayılır pozisyonu buldular İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadı henüz ama hadi Dortmund dediğim gibi ilk maçta Paris deplasmanındaydı Milan'ın şu iki maçtaki bulduğu pozisyon zenginliği ve e, pozisyonları görünce gol atamaması biraz tuhaf duruyor ee, ama e, Milan kendini biraz ateşe de attı gibi. Şundan dolayı Newcastle 4 puan yaptı ve grupta şu anda en formda takım gibi duruyor ne olursa olsun. Paris Saint Germain'de 3 puanda ama evet. ya Paris Saint Germain'de Paris Saint Germain. Yani bir yolunu bulup ben bu gruptan çıkabileceklerini e, düşünüyorum. Sanki e, Milan'la Dortmund e, şu anda biraz kendilerini ateşe attılar gibi. Zaten öyle değil ama Paris'te Newcastle zaten favoriydi bence. Yani... Ya ama Milan'da... E... Tamam, yani. Dortmund'u ben de biraz geride görüyordum ama Milan'ı... Milan şimdi 6 yapmış olsa... ki yapabilir yapab dedi. Ha, yani. onu, onun için diyorum. 6 yapmış olsa başka bir şey tabii. O, o yüzden yani o bakışla ne yapamıyor işte bir fırsat yani. verdi. en ucunda Jiro oynuyor. Sağında Pulisic oynuyor. Yani tamam şu Jiro attı mı bu sezon gol? Fena atmadı ama işte golcü değil abi. Yani Leal getiriyor kesiyor. Tek vuruş yok yani. Tek vuruş yok. Leal getiriyor kesiyor. Olmuyor. Getiriyor, kesiyor, olmuyor. E Leao da hala şey dediğimiz bir oyuncu değil. Yani sezonda ligde 20'ye yaklaşır, şampiyonlar günde 10 tane atar. böyle bir oyuncu değil. Olacak, e, tabii ki olacak ama şu anda öyle değil. Bu da bir skor sıkıntısı ortaya çıkar sezon başından beri. Sadece dün maçı değil. E, Milan'ın aldığı en büyük eleştiri çünkü oyun güçlü. Oyun güçlü abi Milan'da. E, oyunun aldığı en büyük e, ve belki tek eleştiri şu anda e, çok oylatça davranmaları. Dün maçta çok konuştuk Orkun'la. Maçın başında konuştuk, maçın içinde oldu aynısı yine. Ee, çok uyratça, e çok oyraçça. Biraz Real Madrid'e benziyor bu anlamda. Real Madrid'de yani ilk Union Berlin maçında Aynen. da öyleydi. E, kenardan gelen de çok abi. Bitirici yok yani. Şutu var, ateş gücü var Şüköz ama getiriyor, hazırıyor. Plaseyle ile bitirme yok. Karşı karşıya pozisyon, maçın en, der, en net en pozisyonu. Vuramadı istediği gibi. Kalecinin üzerine vurdu. Kalecinin üstüne vurdu. Soluma alayım dedi. Evet. Yani çok net bir sağdan e, açısı vardı. Solunu almak istedi. Şey oldu. E, yarım saniye kaybetti açıyı kapattı. Bak abi bu ters kenarlı ayak oyuncuları, ters kenarlı şey, ters ayaklı kenar oyuncuları ile alakalı ciddi sıkıntılarım var. Bir yıldır falan bunun üzerine düşünüyorum. Ee, bir çok düşünüyorum. Birçok pozisyonun kaçmasına sebep oluyor abi bu. Eğer bir topa sahip olma, net bir topa sahip olma takımı değilsen düz ayak kullanın abi artık. Atıyorsun önüne çünkü atıyorsun. Adam yani şimdi bak sağ ayaklı oyuncu, çukvayızda solak oyuncu tamam mı? Merkezden sağa doğru bir pas geldiği zaman ile kapatması lazım ayağını. Tamam sağ sahile vurursa sağ ayaklı bir oyuncu orada tak diye vuracak. Ha olur olmaz ama gol olma yüzdesi çok artacak abi. Ama işte Orkun'un dediği gibi vücudumu ayarlayayım, soluma alayım derken orada çeyrek saniye, yarım saniye geçiyor. Bir, rakibin gelme şansı, kalecinin pozisyonunu iyice ve açığı kapatma şansı. İki, vücudun şey oluyor yani direkt vuracakken vücudunu yatırıyorsun vesaire o senin denge kaybetmenin neden olabiliyor. Yani ya, abi klasik kontra takımları Solda sağ ayaklı, sağda sol ayaklı oyuncu kullanıyor. Abi sen kontra takımısın zaten hızlı çıkacaksın. Yani merkezden soldaki oyuncunun önüne direkt atılan toplar. E, o toplara direkt bir şekilde tek vuruşu soluyla yapması lazım oyuncunun. Çünkü sağıyla yapması için ekstra uzaması, sağını alması gerekiyor. Bu bir zaman kaybı. Bu bir vücut koordinasyonu. Ama sol ayaklı olsa direkt tak diye vuracak. Bak ya yani daha önce de konuştuk burada geçtiğimiz Yani benim çok ciddi sıkıntım var bununla alakalı. E, tek şey olursun, e, net bir topa sahip olma takımı olursun, senin kenar oyuncuların içeri girmesi, iç koridorları, half space'leri kullanması gerekiyordur, topa sahipsindir, sürekli set oyunu oynuyorsundur, o zaman sadece öyle oynanır abi. Ama kontra takımıysan, sadece hızlı çıkıyorsan, sadece direkt toplar atıyorsan savunma arkasına, bilmiyorum, anlayamıyorum yani. <laughs> Burnley bile sağ önünde sol ayaklı oyuncu kullanıyordu, Sean bazı oyuncuda işte... biraz garip geliyor bana artık ama işte yani şimdi Milan'da da sonuçta Leo var öbür tarafta onu da çekemiyor. Sadece biraz e, <laughs> Chukweze'yi orada kullanmayı hani Chukweze'yi biraz artık seni solda kullanacağım e, diye ikna etse bile o zaman onu sahada olmadığı bir senaryoda ancak kullanabilirsin. Yoksa Leao'yu da rahatsız edeceksin. E, Kaldı ki aynı şeyler Leo'yu yaradı. Leao bile aynı sıkıntı yaşamadı mı? İki defa sola kenar ortası yapmak durumunda kaldı. Alamadı, sağını çekemedi. Evet. Sol, solu kötü çocuğun. Evet. Yani Demi mi? ama Leao bile zaman zaman böyle çok kontra oynayacağın, top, çok önüne top atacağın maçlarda sağ önünde mesela daha fazla mı denenmeli acaba? Orada önüne atacaksın çünkü gidecek gidecek sayılır. Direkt bir şekilde tek bir şekilde kapatacak mesela kaleyi. Milan'ın Milan. önünde iki tane Paris Saint Germain maçı var. Kaderinde belirleyecek İstad maç. maçı. kazanamazsa şanslı kalmaz Milan'ın. İstade evet. artık ikisini yenmesi lazım. Ya yani hem Dortmund'u hem Paris'e yenmesi lazım. Valla çok zor bir de Paris Saint Germain e, ya hani Dortmund'da. yaralandı bir de. Yaralandı. Şimdi. O, o maçta çok enteresan. E, Luis Enrique'ye de bence dersler verdi. Hani şimdi Newcastle Milan aynı rakipler değil ama çok büyük hata yaptı. Luis Enrique ki kendi de aslında sorumluluğu almış. Geçelim Hadi. ufaktan o maçta o zaman. E, Şov ya çünkü ya, Newcastle çok etkileyici pres yaptı zaten acayip bir atmosfer işte e, bilmem Maçtan kaç önce sene sonra bir, kare var falan falan de... var. Ya, bir gün önceden zaten şehir acayip havaya girmiş durumda görüntüleri görmüşsünüzdür. Onlar açısından ambiyans anlamında da farklıydı. Oyuncuların zaten daha başında pres yapıp e, rakibe hataya zorladıklarında tribünle girdikleri etkileşim bile işte Dan bir tane şey e, kanattaki pozisyonda dembeleye geçit vermiyor ondan sonra gidiyor tribüne yumruk yapıyor falan yani inanılmaz bir bütünleşme vardı. Ve konsantrasyon olarak motivasyon olarak Newcastle'ın çok daha yukarıda olduğu ortadaydı ama sen bu ortamda senin e, ön tarafına ön tarafta san, senin savunma hattına net basacağı belli olan bunu görmenin zor olmadığı bir Newcastle takımına karşı iki merkezle çıkarsan İntihar bu da yani. Ben Luis Enrique'nin orada ne düşündüğünü pek anlayamadım. Resmen 4-2-4 çıktılar. Evet. Yani iki santrifor kanatlarda Dembele ve Mbappe ile çıktı. Merkezde Ugarte ile Zaire, Zaire Emre'nin. Emre Nedense bir önceki şampiyonlar Dortmund maçının bence yıldızı olan Vitinha'yı kullanmadı. Hı hı. E, yıldızı ya da yıldızlarından biri olan Vitinha'yı kullanmadı. Ki Zaire Emre falan de, yoktu. Zahir de bayağı iyi oynadı. Bir de kötü oynasa çok daha sıkıntıya da gidebilir. Ve işte. gollerden 3 tanesi şey çıkmaya çalışırken Aynen. verilen Benim Çok bariz bir Şimdi ilk gol mesela ilk Newcastle'ın ilk golü net olarak o kalabalık hatta karşı. Hı. Çünkü maç içerisinde çok fazla şu görüldü. Ee, gerideki Paris Saint Germain hattı. Önlerinde de iki tane Ugarte ve Zaire Emery var. Zaire Emery zaten biraz daha önde Ugarte savunmaya yaklaşıyor. Karşılarında Newcastle böyle beşli bir duvar olmuş durumda. Ee, İshak'ın arkasında beşli bir duvar ve Hiç alan mi? yok. Evet. Uzun da vurmuyorlar. O da çok enteresan yani ileride iki tane Santafa Ramos ve Muani varken ben önce onu düşündüm acaba e, presi görünce sürekli şişirip Yediremez kendini. Özellikle yapması. Yediremez abi. Ama yani maç içinde böyle bir hamle de yapmadı. Sonra tokat oluyor tabii. Bence çok çok ciddi teknik adam hatasıydı ve goller de direkt onun üzerinden geldi. Ee Hani Vitinha ile oynasam mesela pasla çıkma konusunda inadı anlayabilirim. Vitinha'yı da koysan üçlü bir merkezin olsa. pasla çıkacaksın da Vitinha ile oynasın. Tabii abi. onu diyorum yani. Ve Vitinha evet. maçta ikinci yarıda oyuna girdikten sonra mesela Paris Saint Germain'in oyunu pozitife gitti. Evet. Çok, Çok büyük hataydı ama Luis Enrique zaten kendi hatasının farkında yani onu da anladım. Emre yani notlarda da var. Paris Saint Germain geriden pasta çıkmaya çalışırken çok fazla hata yaptı. İşte ilk golde Marquinhos, son golde Fabian Scher'in müthiş bir golü var ama öncesinde yine benzer hatalar var. Longstaff'ın golde de öyle. Abi hata ha. yaptı evet ama hata ev zorlama da var. Hı -hı. Yani karşında çok üst düzey bir pres takım var. Yani Newcastle bak yani ya yani bu Premier Ligi çok sıkı takip edenler bunun farkında ama mesela Newcastle bir pres takımı olarak bilmiyor genel geçer ana akımda bence. E, ligin Premier Ligi'nin iyi pres takımlarından biri. Yani Eddie bence önemli başarıdan biri o. Zaten biraz da bu yüzden çok atlet oyuncular tercih ediyor. Yani e, orta sahayı zaman zaman işte Bruno Guimaraes, e, Joelinton, Tonali ya da işte bu maçta J Gimareş, Tonali, Longstaff kurmasının nedeni o. Center forward atlet. E, İsa biraz işin şeyini çıkartıyorum. E, Almiron, Zayıf bir oyuncu gibi gözüküyor. Çok tempolu. Çok tempo. Ya yani koşu temposu çok yüksek bir oyuncu. Bunu hep konuşuyoruz seninle. Ya, MLS'i anlatıyoruz. motoru var zaten. Aynen öyle. Ee, yani Anthony Gordon bile teknik kalitesi çok yüksek bir oyuncu olmasına rağmen çok iyi bir atlet. Tabii. Yani ikisini birleştirebildiği için zaten bu kadar iyi bir oyuncu. Ee, yine dün de e, çok iyi performans göstermiş. Bayılıyorum ben o çocuğa. Daha da yukarıya gidecek bence. Yani şu bayağı tavan daha çok daha yukarıda tavan gibi geliyor bana. İnanılmaz pres yapıyorlar. Topa sahibi oldukları zaman 3-2-5 oynuyorlar. Ha onu oynuyorlar bu arada. Yani bir topa sahibi olma takımı gibi de oynuyorlar. Ha o konuda eksikleri var. Çünkü zaten konuştuğum gibi atletin seviyesi arttıkça teknik kaliten biraz aşağı düşüyor. ister istemez ama... Yani adamların atletleri çok teknik oyuncular. Guimaraş, de Gimalesi öyle, yani. Almiron da öyle. Anthony Gordon da öyle. Ondan bahsediyor. O yüzden belirli bir set kalitesi de var takımın. Ama perişan etmişler ee presle. Orkun'un söylediği her şey çok doğru abi. Yani ee, çift orta saha tercihi de... Bence evet doğru. Sürekli yerine oyun kurma çabası da e, eleştirisi de doğru. Madem öyle oynuyorsun Vitinha niye oynamıyor? Doğru. Bak sadece 3 orta saha değil. Zaten atlet de ön tarafın yani. Mbappesi, Kola muayenesi, Endembelesi. E, bari iki merkez oynuyorsan birini teknik kaliteyi yukarı çıkartarak yap. Vitinha en azından oyun kuruyorsun. Derine gelir, top alır. Ekstra opsiyondur. E, ekstra e, baskıya karşı iyi bir ayaktır vesaire. Ha, bunların hepsi problem. Ama yani Luis ki şöyle bir teknik adam değil. Şimdi şey olarak da konuşmuyoruz bunu burada. Yani üst üste hata yapmış. Bence o da farkında bunların. Ama başka bir şey yapmaya çalışıyor. Başka bir şey geliştirmeye çalışıyor muhtemelen. Gerekirse burada ben dördümü yerim çek ee, bir şey. E, ta aynen o, o riski aldığını düşünüyorum ben. Yoksa yani bence oyunun dehalarından biri e, bunları görememesi, bunları şey yapamaması mümkün değil. Adam adamın unuttukları bizim bildiklerimizden fazla. <laughs> Ama sağda görülen şeyler bunlar. O Zaten muhtemelen açıklaması da biraz o. Yani onu üzerine almış. Ben farkındayım ama benim burada tercihlerim var demek istiyor muhtemelen. Ee, ama işte yani o atmosferden, o takıma karşı, o pres gücüne karşı böyle dağılabiliyorsun. Orkun'un söylediği gibi gerçekten inanılmaz bir atmosfer vardı. Belki tüm Şampiyonlar Ligi maçları içerisinde... Ee, tabii 20 yıl aradan sonra bu, Newcastle hafta, oyuna... bence... evet, bu hafta için söylüyorum ee, İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir iç saha maçına çıkıyor 20 yıl aradan sonra ve ilk kez de bir galibiyet aldı. Son e, 26 Şubat 2003 tam 20 sene önce Alan Shearer'ın hat-trick yaptığı maç ki Shearer'da şapkasıyla tribündeydi ve gülerek takip ediyordu. Newcastle e, dönüşünü yaptı. Kapatacağız ama... E, kapatmadan önce bir iki ufak not var. E, Lamin Yamal Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başlayan en genç futbolcu oldu. Diğeri oldu. Üç, e, onu da geliyorum. E, üç günle geçti e, Celestin Baba Yaro'yu. 16 yaş 86 günmüş Baba Yaro. Celestin Baba Yaro mu? Evet. Bir, Sek bir Baba da vardı. Neydi o? Yok muydu bir tane daha Baba Yaro'yu? Ya? Baban... Babangi de var. Dur dur bir tane daha vardı ya. Evet. Bir Baba Yaro da var. Yok vardı. oğlum işte Chelsea'li Baba Yaro değil mi bu? Evet. Bir Celestin Baba Yaro. Neyse. İki tane mi babancı da vardı peki. Evet. Tijani babancı vardı. Bir de Haruna babancı da vardı galiba. Hmm. ben onunla karıştırdım belki de ya. Ee, Ama da iki tane var. Bence tabii. bana da öyle geliyor. Evet ee, sen devam et abi. Geçtiğimiz sezonun gol kralı Erling Haaland. Henüz Şampiyonlar Ligi'nde golle tanışamadı iki maçta da. Ee, ama Julian Alvarez ve Hoylund 3 golle gol krallığını paylaşıyor. Çok özel iki tane topçu. Ee, tabii Hoylund'un 3 golü var ama takımın puanı yok. Ee, diğer tarafta da Julian Alvarez dün yine bir sihir yarattı. İnsan değil ya Acayip bir sezon girişi. Ve Yamal'ın tuvalet mevzusu son konumda. Emanuel Babayaru. Emanuel, Emanuel Babayaru Baba abi. geldi. Tabii ki abi Babayaru Beşiktaş'a geldi bir de Tabii ya. Tabii ya Emanuel Babayaru. <laughs> Allah Allah. Biliyoruz Babayaru oldu miktar. Yamal'ın... Argun da Bakayoko vardı diyor. Tebrikler be. <laughs> Bakayoko 5-6 <diyor>. <laughs> tane falan var. Bakayoko 15, 15 tane falan var ya. Yani. Daha fazla vardı. Evet. Yani. 71. dakikada Lamin Yamal diyor ki Hoca'ya, çaviye Hoca diyor, benim diyor bir abdesthaneye gitmem lazım. Çıkıyor. Bu YMH 2008'e kadar Newcastle'da. Yani kalır, daha çok da kalır. Eğer alabilecek bir takım çıkmazsa. Ki Newcastle'ın para derdi de olmadığı için. Bunu zor. şey oynatmadı değil mi? Bu? Çiçi. Şampiyonlar, e, Dünya kupası oynatmamış değil mi Çiçi? Oynatmadı. Çeçe. Yamal diyor ki, çavi Hoca diyor, ben diyor kaçıyor tuvalete. Okey diyor çavide. de, sonra çıkmıyor. Maç sonu Çavi'nin açıklaması abi zaten... Diyare, öyle iyi, yani o, bir 90 saniyede çıkamazsın. Evet e, Emre'nin de dediği gibi diğere... 90 saniyede çıkamıyorsun. Ben bilirsin. E, <laughs> tamam da abi anlarsın hani devam edip. Hiç edip, mi edip, yani. anlamadın ne <laughs> kadar yaşadın? <gülüyor> <gülüyor> Onu e, diyorum. i̇şte Çavi diyor ki maçtan sonra. Ya zaten maçtan önce de hastaydı. Birkaç gündür bir hastalığı var. E, fedakarlık yapıp oynattık. Oynadı. E, ama devam edemeyecek hale gelmiş. Tuvalete gittikten sonra... <laughs> İyi sızdırmamışsın. Şey Dün <laughs> akşam Erman Toroğlu pastırma videosunu izledim. <laughs> pastırma. Belki bu konuyu konuşamayacağız. Marcos Alonso 10 dakika sonra giriyor ama Barcelona bir 10 dakika 10 kişi oynadı. İlginçtir. Hadi bakalım şampiyonlar ligiyle alakalı değil ama. Avrupa futbolu da konuşuyoruz burada tabii ki. Bunu da atalım. Çünkü... Yetir, yeter yeter. Hayır hayır. Emanuel bu arada Beşiktaş'a gelmedi ki ben onu. Gelmedi, gelmedi oğlum Beşiktaş'a Emanuel bir oyuncu şey, gelmedi. Ne Emanuel? İnternette Eman buldum. Beşiktaş İstemiş. Ancak, e, Türk vatandaşlığına <laughs> geçersen beni alacak demiş. Ondan sonra e, alacaktı. Ama sonra öğrendim askerliğe askerlik yapmam gerekiyormuş. O yüzden olmadı falan demiş. Şampiyonlar ile alakası bir konuyla programı bitiriyorum. Bir dakikalık görüşlerinizi alacağım. Yürgen Klopp dedi ki bu tarihte ilk kez yaşanan bir şey. Maçın tekrarlanması lazım. Biliyorum tekrarlanmayacak ama adam onu maçı tekrarlayın. Tekrarlanması beni şey olarak rahatsız etmez. Bence tekrarlanması lazım biliyor musunuz? Ben yani. Abi şöyle bence, bence de tekrarlanması ben sana lazım. bir şey söyleyeyim mi? Herkes Klopp'la dalga geçmiş. Net tekrarlanması lazım. Bence de tekrarlanması Hadi. lazım ama abi işte İngiltere'de de etmezler. Yok tekrarlanmayacak ben. zaten. Adam kendi de biliyor bunu ve söylüyor zaten tekrarlanmayacak diye. Söyle. Bir de penaltı vermedi biliyorsun değil mi maçta? Hmm. Konuşun. Yani yok İngiltere'de yapılmaz bu onu diyeceğim. Ya bence, de yerde hiç ya. bence de yani e, Fransa'da da İspanya'da ama Türkiye'de belli olmaz. Abi şimdi, şimdi onun üzerine onun üzerine de kulübün şeylerini getirmişler. Hakem hatasıyla kazandı. Abi o başka bir şey. Başka yani Liverpool işte işte başka hesaplar, United hesapları falan filan. Hoca buralarda konuşmuyordun diye. Abi evet hakemin hatası var ben Başka bir şey söyleyeyim mi? Söyle canım. Ben başka bir şey söyleyeyim. Vara sallıyorlar ya. Evet. Vara sallıyorlar, sallıyorlar, dünyada her yerde sallıyorlar. Michael Costa sağlıyor, O da katılmış buraya ya. Hmm. Ee, var olmasa bu gol zaten iptaldi. Hiç konuşmuyorduk bunu. Lakin hmm. Hakem bayrağı kaldırmıştı. Tamam mı? Tertemiz golü iptal etmişlerdi. Ama burada problem şu. <laughs> hayır hayır yani. Yok doğru. Ya artık yani o kadar alıştık ki buna. Tamam yani. Abi ya bir kaldırsalar da görsem abi ben 3 metre offside'dan gol yediğinde göreyim ben. Ya da e, 2 metre geriden çıkan oyuncudan offside bayrağı kaldırsın. O golün bir iptal edilsin de e, varsız. Ben sonra göreyim abi. Ama bir, şey, ama bir, inşallah bir şimdi bir bir, bir, bir bir şey bir federasyon Oğlum, deneysel bir çalışma yapar inşallah. 8, 8 sene öncesine kadar yoktu. Evet. O, oluyordu dediğin şeylerde yani. Ama işte zaten o insanlarda birikti 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 artık buna dönmez kaldılar. Ama şimdi kaldı. şurada böyle bir problem Onunla var. Ben var kalksın demiyorum ama sen oyuna adalet getirmek için kurduğun bir sistemde şampiyonluğu da ya mesela bak abi şu an, var da hata yapacak insan aa, yönetiyor abi insan aa, 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 yönetiyor abi, bak tamam anlamıyor insan bak bir saniye. insan insan abi, abi. Istiyorsan... her şeyin başında insan aa, var şimdi burada bence bir büyük şans şu bu maç yine 6. 7. haftası 37. haftası olsa ve Liverpool şampiyonluğu kaybetse böyle ne yapacaksın abi abi ya yani o zaman başka bir reaksiyon alınabilir ne alınabilir abi, alınabilir bu, abi. burada maçı tekrar ettirmeyen orada ettirmeyeceksin abi her şey oluyor yani 37. haftada hakem eee şey de yapabilir. Yani acayip 3 tane korner yiyorum. Bak varın karışamayacağı 3 tane korner üçünden gol yiyebilirsin. Vesaire. Yani oluyor bunlar işte. insanın olduğu her şeyde hata var. Varda da hata var. Olacak. Ben de diyorum ki 100 pozisyondan 99'unu düzeltiyor. Arada bir tane oluyor böyle. Yani bunu da kabul etmemiz gerekiyor abi. Edeceksin zaten varın hatası değil. Bu, işte yani genel bir başka bir hata bu. Bir iletişim hatası ama bir insan hatası. Yine insan hatası. İnsan hatası. Kabul edeceksin abi. Yani ben vardan önce de kabul ediyordum. Hı -hı. Hakem inanılmaz 3 metre geriden çıkıyordu, offside bayrağı kaldırıyorlardı. Ee, galip gelecekken ondan sonra gol yiyordu, kaybediyordu o takım. Ben onu da kabul ediyordum. İnsan var şunun için içinde. Bunu da kabul etmen gerekiyor. Var var Ama bak o e, karşıt olanların ciddi bölümü de zaten senin gibi kabul edenler. Evet. Bence bu tutarlı bir duruş. Yani <laughs> öncesinde de kabul ediyorsan, ondan sonra da tamam müdahale ettirme diyebilirsin. Ben orada tutarsızlık olduğunu düşünüyorum. Öyleyse çok kabul ettiklerini düşünmüyorum abi bazılarını. Mesela Ange de şey diyor. Ange postek oldu. Ben Vara çok karşıyım falan filan diyor. VAR'ı kaldır. 3 metre yerden son çıksın. Abi o herke, Herkes, hakeme şarlayacak. Herkes için konuşamam tabii. Herkes abi. için konuşamam tabii. Ama genelde hani e, tamam gerek yoktu. Hatalar da hakem hatası dahil olmak üzere bu oyunun bir parçası bakışlı insanlar e, Vara karşı da böyle bir tutum sergiliyor. O anlamda da bir tutarlılık olduğunu düşünüyorum ben. Ben de diyorum ki 90 tane skandal hatayı bu kadar düzelten bir sistem var mı var? 90 tanesini yapıyor. 91'de de büyük şuvallayabilir abi. Yani buna bile ben böyle bakıyorum. Yani ben de şöyle. şey yapıyorum. Kulubu anlayabiliyorum abi ama böyle bakmamız lazım. Ben de o ilk geldiğinde bu iş o zaman işte şey, e, lokal 90 yapıyorduk ve e, şey, o zaman da konuşmuştuk. Yani Teoride saldıracağım mı ne yapıyorsun? Yok yok. Teoride teoride çok mantıklı ama işte bak konuşmuştuk hatırlarsan Türkiye'de bu bambaşka tartışmaları da beraberinde getirecek dedik. Ama dünya çapında getirdi. Ama Türkiye'de abi şimdi şimdi İngiltere'de belli konuların ele e, el alınışı ile bizde ele alınışı çok farklı oluyor. Ee, o anlamda da biraz öngörü ortaya çıktı gibi geliyor. Az önce şey dedim ya enç vara karşı dedin ya. Kulüp klub, kulübünle ben vara karşı biliyorum. Ve dediğim gibi var olmasa Zaten bu gol iptaldi. Bu gol iptaldi. Geçmişti yani gitti. Ya bu bu golü attıklarını buz gibi gol. Ama o bence demişti. var var olmadan iptaline bu kadar şarlamazlar. Yani, yani, onu, onu demeye çalışıyorum. Yani işte oradayken öyle buradayken böyle vesaire Burada ben çünkü gerçekten da, istisnai bir bunu da kabul edelim abi. Ama istisnai, istisnai bir rezalet var ve evet. e, bence en büyük şansı Premier Lig'in 37. hafta falan olmaması ve yani belki yine yarışa etki edecek bu olay ama e, doğrudan şampiyonu ya da şuyu buyu değiştirmemesi. Peki bunu da konuşmak istedim çünkü sıcak bir gelişmeydi. Ağzına sağlık Emre'cim, ağzına sağlık Orkun'cum. Sizlerle futbol konuşmak çok büyük bir zevk. Hemen şöyle dönüyorum. Adidas ve Yemek Sepeti'nin katkılarıyla hazırladığımız Şampiyonlar Lokali'nde Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasını konuştuk. Üçüncü haftada tekrar bu ekip sizlerle birlikte olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.